Dünyanın en büyük ve en sıra dışı ülkesi Rusya'ya hoş geldiniz. Bu coğrafyada milyonlarca Türk yaşıyor. Budist Türkler videosuna 1000 beğeni gelirse Başkurdistan coğrafyasını ve Başkurt Türklerini anlatacağıma dair söz vermiştim. Gerek Budist, gerek Hristiyan, gerekse Müslüman Türkler olmak üzere Türklerin yaşadığı birçok farklı coğrafyada seyahat ettik. Eğer 100 bin abone yolunda kanala abone olup destek olduysan Rusya Federasyonu içerisindeki sıradaki Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edebiliriz. Burası belki de pek çok insanın ismini ilk kez duyacağı Başkurdistan Cumhuriyeti. Başkurdistan ilk defa duyanlar için kulağa sıra dışı geliyor olabilir. Doğrusu ismi bir hali ilginç ve bazı çağrışımlar yapıyor. Ama durum göründüğü, daha doğrusu anlaşıldığı gibi değil. Ural Dağları eteklerinde yer alan ve Rusya Federasyonu içerisinde özerk bir cumhuriyet olan bu bölgede Başkurt Türkleri yaşamaktadır. Ural Dağları vurgusunu özellikle yaptım. Çünkü Rus nüfusu videosunda anlattığım gibi yaklaşık 145 milyonluk ülkenin %70'i Ural'ın batısında yaşıyor. Bu yüzden Başkurdistan yaklaşık 4,5 milyon nüfusuyla Rusya'nın en kalabalık cumhuriyetlerinden birisidir. 142.947 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan bu coğrafya, komşumuz Bulgaristan ve Yunanistan'da dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden daha büyük olsa da nüfus bakımından Danimarka gibi ülkelerin bile gerisinde kalıyor. Lüksemburg nüfusunun iki katını oluşturan başkentleri Ufa ise 1 milyondan fazla insanı içinde barındırıyor. Nüfusu daha yakından inceleyecek olursak bölgedeki baskın nüfus Türklerdedir. Başkurt halkı içerisinde birçok etnik ırk barındırsa da genellikle Türk kökenli olarak kabul edilir. Cumhuriyet nüfusunun %50'sinden fazlasını Başkurtlar ve Tatar Türkleri oluştururken elbette onları %36'lık yüzdeyle Ruslar takip ediyor. Yüzdeden de anlaşıldığı üzere Başkurtlar, Başkurdistan'ın yerli halkıdır ve ana dilleri Başkurtça, Tatarca'ya oldukça benzerdir. İsterseniz burada yaşayan yerli halkın nasıl konuştuğuna bir kulak verelim. Başkurtistan'da ud izolyasiya rejimi devam etti. Ülken kişiler hem kronik sirdarmdan sirlavsilar arasında olaytıldı. Böyle detaylara çok önem veriyorum. Bizden kilometrelerce uzaktaki soydaşlarımızın sesini iletmek beni oldukça mutlu ediyor. Konuya geri dönecek olursak, bölgede baskın olan iki din var. Başkurt ve Tatar kökenli nüfusun çoğunluğu Müslümanlığı benimsemişken, Çuvaş Türkleri Hristiyanlığı benimsemiştir. Görüldüğü üzere, Başkurdistan'ın dini inançları oldukça çeşitlidir. Ancak İslam, özellikle Sunni İslam, bölgede en yaygın olanıdır. Bununla birlikte, birçok Başkurt, aynı zamanda eski Türk inançlarından ve şamanizmden de etkilenmiştir. Bu, Başkurtların dini ve spiritüel yaşamlarının zengin ve çeşitli bir karaktere sahip olmasına yol açmıştır. Bunun dışında Ruslar ve Ukraynalılar da Ortodoks nüfusunu oluştururken geri kalan dini dağılım, Yahudi, bağımsız Hristiyan, Tengricilik, ateistlik ve yerel bir inanış olan Mari şeklindedir. Peki tüm bu çeşitliliğe rağmen Başkurtlar bu coğrafyaya nasıl yerleşti? Başkurt halkının kökeni Türk kökenli kabilelerle ilişkilidir ve bu kabilelerin M.Ö. 9 ve 8. yüzyıllarda bölgeye yerleştikleri düşünülmektedir. Bu bölgeye dair net bir kanıt elbette yok. Yine de bu kadar uzak bir tarihe erişebilmeleri oldukça şaşırtıcı. Resmi olarak elle tutulabilecek olan kanıtlara 9. yüzyıldan sonra rastlıyoruz. Başkurt halkının ismi ilk olarak Arap coğrafyacı ve tarihçi El-İstari'nin eserlerinde geçiyor. Tam da bu dönemlerde Başkurt Türkleri ile Rusya ilk temasları kuruyor. Volga Bulgarları aracılığıyla gerçekleşen ilk etkileşimler genellikle ticari ve kültürel alışverişler şeklinde ilerliyordu. 16. yüzyılda Rusya'nın genişlemesi ve Kazan Hanlığı'nın 1552 yılında Rusya tarafından ele geçirilmesi, Başkurtların Rus etkisine maruz kalmasına neden oldu. Bu dönemde Rusya, Başkurtları kendi yönetimine katmayı ve bölge üzerinde egemenlik kurmayı hedeflemeye başladı. Ancak Başkurtlar uzun bir süre buna direndi ve bir dizi ayaklanma gerçekleştirdi. 17 ve 19. yüzyıllarda Rusya, Başkurt topraklarını tamamen kontrolü altına almayı başardı ve Başkurtları Rus İmparatorluğu'nun bir parçası haline getirdi. Bu dönemde Ruslaşma politikaları uygulanarak Başkurtların Rus kültürüne uyum sağlamaları teşvik edildi. Ancak halk arasında bu politikalara karşı direniş devam etti ve Başkurtlar kendi dillerini, kültürlerini ve geleneklerini korumayı başardı. 18. yüzyılın başlarında Rusya'da Bolşevik devriminin patlak vermesi ve Sovyetler Birliği'nin kurulması Başkurdistan'ın statüsünde önemli değişikliklere yol açtı. 1917 devriminden sonra Başkurtlar kısa bir süreliğine de olsa bağımsızlığını ilan ettiler. Ne yazık ki bu bağımsızlık çok uzun sürmedi ve 1920'lerin başında Sovyet yönetimi tarafından sona erdirildi. Böylece bu coğrafya Sovyetler Birliği'ne bağlı bir özerk cumhuriyet haline getirildi. Sovyet dönemi boyunca Başkurtların dili ve kültürü üzerinde yoğun bir kontrol ve sansür uygulandı.
Bu sebeple bölgenin ekonomisi ve toplum yapısı önemli değişikliklere uğradı. Rus yönetiminin baskısı ve göçler, başkurt halkı için birçok zorlu dönemi beraberinde getirdi. Belki de o dönemin bir etkisi olarak başkurt nüfusunun %68'i bugün özerk Başkurdistan'da yaşarken geriye kalan %32'si Ural bölgesine dağılım gerçekleştirmiştir. Ancak Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından Başkurtistan daha fazla özerklik kazandı ve kendi dili, kültürü ve geleneklerini daha özgür bir şekilde ifade etmeye devam etti. Bölge, Rusya Federasyonu'nun özerk cumhuriyetlerinden biri olarak tanındı ve Başkurt dilinin, sanatının, edebiyatının ve halk geleneklerinin yeniden canlanmasına olanak sağlandı. Bugün Başkurdistan, zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olmasının yanı sıra enerji ve kimya endüstrisi gibi alanlarda önemli bir ekonomik merkezdir. Olayları günümüzden yorumlayacak olursak, bugün Başkurdistan'ın Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak kendi özerk hükümeti ve yasaları bulunmaktadır. Başkurt dili, Rusça ile birlikte resmi dil olarak kabul edilir ve bu yüzden Başkurt halkı hala geleneklerini yaşayabilmekte özgürdür. Tabi gelenek demiş ve konusu gelmişken gözüme çarpan ilginç bir ayrıntıyı da paylaşmak isterim. Başkurdistan, Türk dil ailesine ait dilleri konuşan, Türk nüfusuna sahip ülkeler ve topluluklar arası kültür örgütü olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, yani Türk Soyu'da Gözlemci Üye. Yönetim merkezi Ankara olan ve bağımsız Türk devletlerinden oluşan bu örgüt, tam olarak neye hizmet ediyor ve ne sıklıkla toplantılar düzenliyor bilmiyorum ama Rusya'da yer alan bazı Türk cumhuriyetlerinin de bu toplulukta olduğunu gördüm. Tuva Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti, Tataristan, Yakutistan, Başkurdistan ve Moldova'da bulunan Gagavuzya, gözlemci üye sıfatıyla örgütü üyeler. Dışişlerinde başka ülkelere bağımlı oldukları için tam üye olamasalar da gözlemci üye olmaları bile oldukça değerli. Eğer bölgenin tarihini ve insanların yaşama biçimlerini gözümüzde canlandırabildiysek, geleneklerini biraz daha detaylandırmak istiyorum. Çünkü Başkurtlar gerçekten de birçok açıdan eşsiz bir halk. Az önce belirttiğim gibi, tarih boyunca çeşitli zorluklar ve değişimlerle karşılaşmış olmalarına rağmen Başkurtlar özgün kimliklerini ve geleneklerini korumayı başarmışlardır. Başkurtlar, aile ve akrabalık ilişkilerine oldukça önem verir. Aile birlikleri genellikle geniştir ve aile üyeleri arasında güçlü bir dayanışma ve yardımlaşma kültürü vardır. Akrabalık bağları, sosyal ve ekonomik hayatta önemli bir rol oynar ve aynı zamanda topluluğun sosyal yapısını ve düzenini belirler. Ayrıca, ülkenin ve bölge coğrafyasındaki Türklerin kendine has kültürü birçok festival ve etkinlikle kutlanır. Bu etkinlikler genellikle mevsimlere, hasatlara ve tarihi olaylara dayalıdır. Sabantoy Festivali'nden bahsetmem gerekirse, ilk önce festivalin kelime köküne gidelim ki Türklerin neyi kutladığını daha iyi anlayalım. Saban dediğimiz nesne, tarlayı ekme öncesi toprağa kaldırma için kullanılan bir alettir. Basitçe tarımı ve bereketi sembolize eder. Sabantoy Festivali'nde aslında kutlanılan şey, yazın gelmesi ve toprakların ekin vermesidir. Göçebe bir toplum için bu iki şeyin ne kadar büyük anlamlar ifade ettiğini bir düşünsenize. Bu yaz festivalinde ozanlar atışır, bunun dışında güreş ve kökbar ismindeki oyun oynanır. Ayrıca lezzetli yemekler ve Başkurt halkının geleneksel içeceği boza, kutlamaların önemli bir parçasıdır. Yemek kültürü açısından Başkurtlar, birçok farklı etnik grubun etkisini taşıyan zengin ve çeşitli bir mutfağa sahiptirler. Et, özellikle koyun eti, tereyağı, süt ürünleri ve tahıllar bu mutfakta yaygın olarak kullanılır. Ayrıca çeşitli meyve ve sebzeler, bal ve baharatlar da Başkurt mutfağının önemli bir parçasıdır. Evet, Başkurdistan coğrafyasındaki yolculuğumuzun sonuna gelmiş olsak da Rusya'daki yolculuğumuz devam edecek. Eğer videoya 1000 beğeni gelirse, Tataristan ve Altay Cumhuriyetleri ile alakalı da videolar yapmak istiyorum. İçeriği beğenmeyi ve 100.000 abone yolunda bana destek olmayı unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.